Şimdi bazı durumlarda 4000 saat 1000 aboneyi geçseniz bile para kazanamazsınız. Mesela göstereceğim ben size şimdi. 1160 tane abonemiz var. Mevcut abonemiz. Para kazanmaya geliyoruz. Ben başvuru yapmıştım gerçi. 11.042 saatte izlenme var. Ne diyor? Kanalınız para kazanmaya uygun bulunmadı. Yani bu durumlarda 1000 aboneye 4000 saati geçmeniz önemli değildir yani. Önemli olan ürettiğiniz içeriğe bağlı. Ürettiğiniz içeriğin tamamen size kişisel sizin videonuz olması lazım. Mesela ne diyor burada? Tekrar kullanılan içerik diyor. Yani ben tekrar kullandığım için içerikleri bu yüzden para kazanamıyorum. Şimdi bunu biraz daha inceleyelim. Hani çok dikkat etmeniz gerekenler, yapmamanız gerekenler diyor. Peki biz bir müzik kanalıysanız yapmamanız gerekenler nedir? Diğer sosyal medya ve web sitelerinde dergilediğiniz kısa videolar. Mesela 1 dakikadan kısa videolar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor kanalınız için. Ne izlenmesi, gerçi 1 dakikadan fazla videoların izlenmeleri saat olarak geçiyor sizin kanalınıza. O yüzden 1 dakikadan az videoları atmanıza gerek yok. Farklı sanatçılara ait şarkılardan oluşan koleksiyonlar izin almış olsanız bile bu içerikler uygun değildir diyor. Bakın izin almış olsanız bile bu içerikler uygun değildir diyor. Farklı sanatçıların şarkılarından olan koleksiyonlar. Bunlardan da para kazanamıyor. Ya yapmamanız gerekenler. En sevdiğiniz programın belirli bölümlerinin çok az veya bir anlattığı değeri katmadan düzenlediğiniz klipler. Mesela diyelim bir filmin bir bölüm filmin içinden parça parça kesip kesip aldınız ve bir klip oluşturdunuz. Bir tane de şarkı eklediniz buna. Bunu da yapmamanız gerekiyor. Yani bu tür videolardan da para kazanmanız imkansız. Gelelim sonra. Diğer içerik üreticiler tarafından pek çok kez yüklenmiş içerikler. İşte bizim konumuz tam bu. Şurası. Eğer YouTube'a kanalınıza koyduğunuz video başka kanallarda tekrar tekrar paylaşıldıysa onu mutlaka kanalınıza yüklemeye gerek yok. Yani size bir izlenme getirecekse de bayağı bir izlenme alabileceğinizi bilseniz bile bunu yüklemeyin. Yani gerek yok. Çünkü tekrar tekrar paylaşılmış bir içerik bunlar. O yüzden bunu da yapmamanız gerekiyor. Başkalarına ait içeriklerin tanıtımını yani izin almış olsanız bile diyor yine de. Hani demek istediği şu. Başkasına ait içerikleri, başkasına ait müzikleri, başkasına ait video, görüntüler hiçbir şekilde kanalınıza yüklemeniz sizin için faydalı olmayacaktır. Yapmanız gerekenler de şu kısımda. Hani videoyu durdurarak ben sizin zamanınızı çalmayayım. Videoyu durdurarak okuyup incelersiniz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da göstereyim. İhtar alıyor kanalınız. Eğer peş peşe 3 tane ihtar alırsanız bu telifli videolar yüzünden direkt kalıcı olarak kanalınız kapatılacaktır. Bir iftar aldım ben. Buna da bakalım. 25 Haziran'da geçerli sona erecek diyor. Bugün kaçı ayın? İşte bir hafta 10 gün falan kaldı. Bir video yüklemiştim. Bu geri çekmesini istedim adamdan. Karşıya bildirim gönder diye. Kişiye ulaştım mesela. Karşıya bildirim gönder değil. Şurada e-postası var şurada adamın. Mesela hak talebinde bulunan kullanıcıya ulaş diyor. Bu adresten ben ona bildirim gönderdim. İşte telif ihtarı geri çek diye. Adam bana ne yazmış? Diyor ki videoyu diyor izinsiz kullandınız diyor. Tamam kullandık kabul. İzlenme sayısına göre de ücret talep edeceğiz diyor. Ona göre kaldıracağız diyor. Dedim kalsın. Nasılsa iki tane hakkım var benim. 3 ay sonra sona erecek. 15 gün falan kaldı. Yani bu tür şeylere dikkat etmeniz lazım. Yani başkasının içeriğini kesinlikle tercih etmeyin, kullanmayın. Çünkü ben çok denedim.
Bayağı kanallar açtım, kapattım hatta şurada. Hesap değiştir dediğiniz zaman burada bayağı oyun kanalıdır, bilmem belgesel kanalıdır. Bayağı kanallar açtım, kapattım ama şunu anladım ki tamamen kendi ürettiğiniz içerikten para kazanırsınız. Başka türlü para kazanma şansınız yok. İşte böyle başvuru yapsanız bile bu tür bir bildirim veriyor size. Para kazanmaya uygun bulunmadı kanalınızda. Bir ay incelemeden geçti kanal. Bir aydan sonra tekrar başvurabiliyoruz buna ama. Ama sonuç yine de değişmeyecek sonuç. Çünkü tekrarlanan hepsi, hemen hemen hepsi tekrarlanan içerik. Hani vardır bir 20-30 tane video tekrarlanmayan ama 100-300 tane videonun tamamı tekrarlanan içerik olarak geçiyor. O yüzden demem o ki para kazanmak istiyorsanız, gerçekten YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız ve olur kazanılır, YouTube'da para var aslında. Ama kendi içeriğinizi üretin. Yani yapabileceğiniz ne varsa hiç çekinmeden yapın, yükleyin. Sadece ondan para kazanabilirsiniz. Yani ben yapamam demeyin. Yapılamayacak şey yoktur aslında. Yapamayan insanlar vardır. Yani gelirimiz komple sıfır mesela. Ama şöyle bir şey daha var. Şimdi ben para kazanmaya açık değilim ama telifli videolar kendisine reklam veriyor, kazanıyor onlar. Şimdi 4000 saat, 4000 dakika, 4000 saat, 1000 aboneye geçtik ya. O yüzden. Mesela şunlar telifli videolar, 3 tane. 3-4 tane var zaten. Gerisini komple sildim, kaldırdım. Şimdi bu videoların herhangi birisini açtığımız zaman reklam göreceksiniz. Mesela şu dans, şunu açalım. Ben ama sesini kapatacağım bu videoda telif atmasın diye. Çünkü adam müziğini kullanırsan direkt telif veriyor. O yüzden internette yavaş biraz. Şimdi video açıldığı zaman böyle büyük reklam olmasa da şuraya, videonun şurasına şöyle reklam çıkartıyor. Yani şimdi birazdan çıkar reklam. Adam bu videodan, gördüğünüz gibi reklam çıktı direkt. Bu videodan, benim kanalıma yüklediğim videodan adam zaten para kazanıyor. Ondan sonra mesela biraz daha gelelim. Şu video diyelim. Şu videoda mesela şöyle bir şey. Ne kadarı başka birine ait bunun? Tamamı değil. Bakın. Sadece şurası. Bir 4.50'de başlıyor mesela. 5, 6 yani 2,5 dakikalık bir yeri şurası. Müzik o da. Ne diyor? Love game diyor. Bu müziği kullandı diye, sadece şurada şu müziği kullandı diye adam bu videoya reklam veriyor. Şimdi onu da göstereyim. O yüzden kendi içeriğinizi üretin. Yani bunun başka bir şans yolu yok yani. Ya işte etiket video kanalınıza etiketler oluşturun veya şunu yapın, bunu yapın. O şeyler hikaye arkadaşlar. Onlara hiç dikkat etmeyin. İçeriği izletebilmeniz önemli. Dikkat çeken, insanların gerçekten de işine yarayan bir içerikler üretirseniz, ilgisini çeken insanların içerik ürettiğiniz sürece kazanırsınız. Ya saçma sapan videolar tabii ki izlenmiyor. O yüzden işte benim anlatacağım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Gördüğünüz gibi para kazanma yerimiz bu şekilde. Açılmadı, izin vermediler. Bu müzik kanalı sadece. Bunun sadece şu barajı açtığı için ben başvuru yaptım normalde. Normal böyle eğitim videolar çektiğim kanalım o da ihtar yüzünden kapatıldı zaten. Bu açtığım yeni kanaldır. Şurada ismim soy ismi açılan kanaldır. Sadece 5 tane abonem var şu an. Yani abone olarak destek olursanız sevinirim. Instagram, Facebook sayfam vardır. Eğer bir
konuda yardımcı olabileceğim bir şey varsa direkt ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.